Merhaba, iyi günler. İran'ı konuşuyoruz. Daha doğrusu İran'ın ne cevap vereceği, ne zaman vereceğini Arif Keskin'le konuşacağız. Arif Bey, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar Ruşen Bey. Şimdi İran cevabını niye geciktirdi diye başlık verdim ama hep de korkuyordum. Çünkü biliyorsunuz hep söyleniyor bu gece, yarın falan diye. Hatta dün gece için bayağı bir spekülasyon yapıldı. İsrail tarafları özellikle beklediklerini söylediler. Pazar gecesini de atlattık. Şu anda ne durumdayız? Bir cevap olacak herhalde kesin, değil mi? Haniye suikastine karşı. Çok da gecikmeden olacak sanki. Artık bayağı bir uzadı. Ne bekliyorsunuz? Aslında İran'ın cevabı olması gerekiyor. Yani İran rejiminin iç tartışmasına da bakıldığında hem kendi içindeki içerideki tartışmalara İran'ın ayrıca bu vekil güçleriyle olan irtibatları bağlamına bakıldığında bir yanıt vermesi gerekiyor. Özellikle de doğrudan bir yanıt vermesi gerekiyor. Ancak işin ve biz aslında da zaman olarak da o zaman dilimi içerisindeyiz. Yani her an, her zaman bu bekleme çok da mantıksız değil. Ama biraz farklı bir evredeyiz. Ve aslında İran İslam Cumhuriyeti bu farklı evreye kendisini yeniden ayarladığını ve kendini bu yeni evreye ayarladığını bir ara dönemi olarak görmek gerekiyor. Ne demek istiyorum? Birincisi şu anda Mesut Pezeşkiyan'ın hala hükümeti tam anlamıyla kurulmuş değil. Yani dün isimleri meclise sundu. Güven oyu süreci başladı. Ama yani hükümet kurulmuş değil. Yani ortada İran'da bir fiili olarak bir hükümet yok, bir iktidar boşluğu var ve bu aslında bu önemli bir yani etken, faktör. Çünkü muhtemel bir doğrudan operasyon İran'ın bu meclis işini de ciddi bir biçimde zorlaştırabilir. İran'ın ekonomiden tutun diğer konulara da işini zorlaştırabilir. O nedenden dolayı kanımca öncelikle bu hükümet işini bir şekilde yani en azından yürüyebilecek bir şeye dönüştürmek istiyorlar. Bu önemli onlar açısından. Çünkü mesela diyelim ki bir doğrudan bir şey yaptılar. Diplomatik olarak bunu doğrudan yürütebilecek ortada bir dışişleri yok. Bir grup yok. Bu anlamda hükümetin bu önemli. İkinci en önemli husus Ruşen Bey, aslında İran bunun devam etmesini İsrail tarafından beklemiyor. Yani İran'ın niyeti bir yönüyle de buydu. Evet, 14 Nisan'da ben doğrudan bir saldırı düzenledim. Bu burada bitti. Daha İsrail de bunu sürdürmez. Ama İsrail'in İran'ın güvenlik konseptiyle güvenlik mimarisini de sorgulayan bir şeye dönüştürüyor. İran 14 Nisan'da caydırıcılık konsepti çerçevesinde bir yanıt verdi. Gözlerini korkuttum. Bir daha da belki gelmezler diye ama İsrail yanıt verdi. Şimdi İsrail yanıt vermesinin İran açısından anlamı şu. İran İsrail ilişkilerinde yani İran'ın vereceği yanıt daha caydırıcılık konsepti içerisinde olamaz. Yani bir kez vurdum, iş bitti diyemeyeceği bir sürece dahil olmuş. Yani Burada sözünüzü keseyim. Şöyle, bugün fikir turunda bir yazınız çıktı. Gerçekten bütün boyutlarını ele alan olayın. Ve diyorsunuz ki tam da demin söylediğiniz öngörü eksikliği diyorsunuz. En önemli husus. Yani bunu hesaplayamadı. Ama başka birçok şeyi de vurguluyorsunuz. Mesela istihbarat anlamında İran'a atfedilen çok büyük bir güç var. Tarihsel olarak böyle. Hani İran'ın istihbarat anlamında çok güçlü olduğu yolunda bir şey söylüyorsunuz. Onun da çöktüğünü söylüyorsunuz. Aslında daha önce de
birçok saldırıda özellikle atom bombası yapımında çalışan bilim insanları ya da neydi o devrim muhafızlarının komutanının öldürülmesi vesaire gibi olaylar aslında bunun çok kırılgan olduğunu gösterdi. Bu bir anlamda İran şu haliyle kağıttan kaplan. Evet, yazınızda öyle diyorsunuz. Bu aslında birçok şeyin açıklayıcısı oluyor herhalde, değil mi bu tereddütlerin? Evet, zaten çok güzel bir şeyi vurguluyorsunuz. Aslında yani o nedenden dolayı söylemeye çalışıyorum ki İran yeni bir evreye kendini ayarlıyor. Yani aslında İran İsrail'le bu tür kavgaya istihbarat anlamında, devlet anlamında, vekil güçleri anlamında, askeri güvenlik bürokrasisi anlamında hazır değil. Şimdi hazır olmadığı nedeniyle İran yeniden kendisini bu çerçevede revize etmesi gerekiyor. Hem istihbarat anlamında hem diğer anlamında. Şöyle bir şey söyleyeyim. İran diyelim vurdu. İran yanıtın doğrudan yanıt verdi. Şimdi İsrail'in yanıt vermeyeceğine malum. Ya İsrail yeniden bir operasyon yapmayacağı ne malum? Veya İsrail'le birlikte İsrail'in müttefikleri yanıt vermeyeceğini İran bunu kestiremiyor. Ve doğal olarak İran açısından İran doğrudan bir yanıt verecekse 14 Nisan'dan farklı bir hazırlık yapması gerekiyor. Yani o farklı hazırlık aslında İran'ın güvenlik bürokrasisi, güvenlik mimarisi ona hazır değil. İstihbarat olarak çöktüğünü zaten herkes şu anda kabul ediyor. Yani bunu kimse de reddetmiyor. Güvenlik bürokrasisi yani istihbaratın dışında devrim muhafızlarının yapısı kendini korumayı, yetkilileri korumayı, bu konuda da ciddi bir sorun yaşadıkları da ortada. Ayrıca vekil güçleri de yeterli değil. Bu çerçevede veya savunma sistemleri. Örnek veriyorum. Şimdi 14 Nisan'da vurdu ama şu anda vurduğu zaman belki İsrail aynı gece uçaklarla yanıt verecek. İran buna hazır mı? Yani bu anlamda bana göre İran çok katmanlı bir hazırlığın içerisinde ve bu çok katmanlık hazırlığı nedeniyle buna da hükümet iktidar boşluğu da eklenince biraz daha işi zorlaşıyor. Bakın Şimdi mesela istihbarat. isterseniz şöyle adım adım bir takım şeyleri yazıdan da bakarak, şimdi birçok faktörden bahsediyorsunuz. Bunları İran'ı bilmeyenlerin gözünde İran orada devrimden bu yana ayakta kalabilmiş, bölgeyi dizayn etmiş bir güç olarak algılanıyor. Ama mesela diyorsunuz ki Taşeron Savaşı artık bitti ya da iflas etti. Bunu bilmeyenler için şey olarak çevirelim. Yani özellikle Hizbullah üzerinden Lübnan'da yaptığı ya da Husiler üzerinden Yemen'de yaptığı, ki siz bunu çok daha geniş bir coğrafyada olduğunu söylüyorsunuz. Afganistan'da da var, Pakistan'da da var. Özellikle Şii nüfuslar üzerinden yürüttüğü vekalet savaşları, ki Irak bir anlamda bunun çok önemli bir parçası. Bunların artık tükendiğini söylüyorsunuz. Burada büyük bir iflas söylüyorsunuz. Buradaki kasıt nedir? Bu güçlerin zayıflaması mı? Etkilerini yitirmeleri mi? Nedir? Mesela Hizbullah İran'ın eskisi kadar işine yaramıyor mu? Ya buradaki yani oradaki kasıt İran'ın vekil güçlerle amaçladığı hedefe şimdi ulaşamıyor. Şimdi diyelim ki vekil güçlerle istikrarsızlığı, çatışmayı hep kendi sınırlarının dışında tutmayı başarmıştı. Mesela Lübnan'dan Irak'a kadar tüm çatışmaların içindeydi İran ama bu çatışmalar İran içerisine sıçramamıştı. Ama genel noktada şimdi İran'ın bu vekil güçlerle içinde olduğu çatışmalar
İran'ın içerisine sıçramış durumda. Yani ne anlama geliyor? Yani İran bundan sonraki süreçte sadece vekil güçlerle kendi güvenliğini koruması mümkün değil. Ve doğrudan kendisinin de doğrudan alana girmesi gerekiyor. Doğrudan yanıt vermesi gerekiyor. Erbil'i vurdu, Pakistan'ı vurdu, Suriye'yi vurdu, en son İsrail'i vurdu ve şu anda da doğrudan müdahale etmesi gerekiyor. Ve doğrudan müdahale etmesi farklı bir konsepti beraberinde getiriyor. Mesela İranlıların en fazla güvendikleri şey neydi? İran iç tartışmasında. Mesela siz de bunu takip ediyorsunuz. Roşen Bey, şöyle bir şey söylüyorlar. Saha ve diplomasi. Meydan ve diplomasi. Meydan neresi? Meydan İran'ın vekil güçleridir. Bizim aslında iki gücümüz var diyorlardı. Biri diplomasi, biri meydan. Ve bunlar birbirlerini besliyorlar. Meydan aslında, onlar diyorlar, meydan aslında bizim güvenliğimizin garantisidir. Bizim güvencemizdir orası. Mesela Hameneyi, Menuçer Mütteki, Ahmedinejad Dışişleri Bakanı, Hameneyi'ye gidiyor diyor ki, bizim Suriye'de ne işimiz var? Suriye'de olmamız bize zarar veriyor. Hameney demiş ki biz Suriye'de çatışmıyoruz. Suriye için çatışmıyoruz. Kendimiz için çatışıyoruz. Biz savaşı orada durdurmadığımız takdirde, biz çatışmayı orada durdurmadığımız takdirde bu bizim sınırlarımızın içerisine girecektir. Buraya girecek. Şimdi gelinen nokta bu konseptin beklediklerini alamadıkları için çöktü anlamına geliyor. Ve doğal olarak kendileri de müdahale etmeleri durumunda. Bu da yeni bir aşama aslında. Şimdi burada bir noktayı da vurgulamak istiyorum. Benim özel ilgi alanım olduğu için çok fazla aslında üzerinde konuşulmadı ama IŞİD gibi yapıların artık İran topraklarında çok etkili, mesela Süleyman'ın cenaze anmasında yaptıkları saldırı çok çarpıcıydı. Evet, çok çarpıcıydı. Mesela o El-Kaide'nin en güçlü olduğu dönemlerde ki İran topraklarında çok kullandıklarını biliyoruz. İran'a yönelik bir şey yaptıklarını, ciddi bir şey yaptıklarını ben hatırlamıyorum. Ama şimdi, yok, yapmadılar. Evet, ama şimdi bir bakıyoruz, bir yandan IŞİD gibi yapılar, bir yandan o kadar etkili olmasa bile Sünni azınlıkların bazı bir takım örgütlerinin yaptığı bir takım terör eylemlerine de tanık oluyor İran. Bunlar eskiden olabilecek şeyler değil de hele Kasım Süleymani yıl dönümünde yapılan olay çok çarpıcı bir olaydı bence. Söylediğiniz doğru. Aslında benim söylediğim konseptin bir parçası. Evet, yani, tam ona katkıda bulunsun diye söylüyorum. Evet. Tam anlamıyla çok çarpıcı bir örnek. Yani bir yönüyle de biz bunu mesela şeyde de gördük. Mesela Mehsa Emini protestolarında da gördük. Mesela Mehsa Emini'nin protestolarında iki bölge en yoğun bir bölgeydi. Birisi mesela Zaydan, yani Beluçistan, bir de Kürdistan bölgesi. Şimdi özellikle de Beluçistan bölgesinde de biz bunu net olarak, yani o zaman da tartışıldı. Yani aslında başka ülkelerin, başka devletlerin Beluçistan'da ne kadar aktif olduğunu net olarak görüldü. Ve bu bir yönüyle de sizin söylediğiniz o konsept, o şeyi onaylıyor. Yani şudur, aslında Orta Doğu'daki gerginlik ya öyle ya böyle İran'ın sınırlarının içine taşıyor. Taşınmış oluyor. Bunu İsrail farklı bir biçimde taşıyor. El-Kaide farklı bir biçimde taşıyor. Belkuş grupları veya diğer gruplar veya Araplar, mesela İranlı Araplar daha önce de mesela birkaç tane de silahlı eylem yaptılar. Onlar da farklı bir biçimde İran'ın içerisine taşıyorlar bunu. Ve doğal olarak şimdi İran'ın yeni bir konsepte ihtiyacı var ve bu konsept bir taraftan vekil güçleri ama diğer taraftan da doğrudan kendisinin girmesi gerekiyor. Pakistan o nedenle bombalar. Şimdi bu da ciddi şekilde riskli, çok tehlikeli bir süreç İran açısından. Evet, bu hazırlıklı olmadığı ya da şu ana kadar devrimden bu yana çok fazla başvurmadığı bir şeye başvuruyor diyorsunuz ki bu çok önemli. Artık mesela Afganistan'da Hazaraları kullanıyordu, başka yerde başkalarını. Evet, ama evet. Şimdi öyle bir duruma geliyor ki
doğrudan Pakistan'a da saldırmak zorunda kalıyor. Bu da en kritik dönemlerde yapmadığı bir şeydi. Çok ciddi bir itibar kaybından bahsediyorsunuz. Ama burada şunu da özellikle sormak istiyorum. Şimdi biz genellikle dış politika anlamında konuşuyoruz. Bölge ülkeleriyle ilişkisi bağlamında konuşuyoruz ya da süper güçlerle ilişkisi bağlamında. Ama bir de İran'ın kendi toplumuyla, İran rejiminin kendi toplumuyla ilişkisinde çok ciddi sorunlar yok mu? Ya da o sorunlar dış politikadaki bölgesel pozisyonlardaki durumunu iyice kırılganlaştırmıyor mu? Tabii ki, yani aslında İran'ın İran devlet olarak yani demokrasi dışı bir rejim olduğu nedeniyle içerideki beklentileri pek fazla önemsemiyor. Ama İran'ın toplum olarak dış politika anlayışı ve bakışıyla yani İran rejiminin bakışı kesinlikle örtüşmüyor. Ve bu aslında sadece toplum olarak da söylemek doğru. İran rejiminin içerisindeki siyasal seçkinler açısından da bu tartışma sürüyor. Mesela Ruşen Bey, şu tartışılıyor aslında. Temel mesele şudur. İran'ın yani hem İran dediğinde hem İran'ın toprak bütünlüğü olarak rejimin güvenliği artı istikrarı ve ekonomik, siyasal ve toplumsal kalkınması, gelişmişi ve demokrasisi. Bütün bunlar için en doğru dış politika nedir? Tartışmanın özünü bu oluşturuyor. Bu oluşturuyor. İran toplumunun kahir ekseriyeti. Bu rejimin, hiç buna reformcularda ve diğerlerine dahil ederek şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki İran'ın komşularla, Batılılarla, Amerika'yla, İsrail'le yaşadığı gerginlik İran'ın jeopolitik imkanlarını elinden alıyor. Jeopolitik bütün yeteneklerini savuruyor. Ekonomik bütün yeteneklerini savuruyor. Ve kendi iç gelişmesini rehin alarak demokrasisini engelliyor. Ekonomik kalkınmasını engelliyor. Dünyada fırsat aramak yerine işini gücünü tehdidi engellemeye şey yapıyor. Dış politika İran'da İran içindeki demokrasi için, ekonomik kalkınma için hiçbir fayda sağlamıyor. Şimdi temel tartışmanın özünü bu oluşturuyor. Ve toplum bu nedenden dolayı İsrail'le olan ilişkilerini, Orta Doğu'yla, Amerika'yla olan ilişkilerinde farklı yerde duruyor. Bunu Türkiye'de söylediğimde bazen tuhaf karşılıyorlar ama bana göre mesela en fazla pro-Amerikan toplumu şu anda İran toplumu. Mesela İsrail konusunda en az duygudaşlık, yani Gazze konusunda en az duygudaşlık şu anda İran toplumunda var. Bir tane sosyolog şöyle bir cümleyi kurdu. Diyor ki siz İran toplumunun Gazze konusunda duygudaşlığından rahatsızsınız rejime, diyor. İran toplumu bu da ama şöyle bir durum var. Siz halka sırtınızı çevirdiniz. İran halkı da Filistin'e sırtını çevirdi. Şimdi böyle bir durum var. 2009 Yeşil Hareketi'nden günümüze kadar bütün protestolarda şöyle bir slogan sesleniyor. Ne Gazze, ne Lübnan, canım feda İran. Ne Gazze, ne Lübnan, canım İran'a feda. Yani bu çok ciddi ve hakim bir şeydir İran toplumu. Ama İran İslam Cumhuriyeti'nin yani yönetici kadrosu, Hameneyi ve başta Hameneyi devrim hapsları ve onun çevresinde kümelenmiş radikal gruplar bunun tam tersini düşünüyorlar. Hem ideolojik nedeniyle hem rejimin güvenliğinin garantisini bu dış politika olarak ve bu İran içerisinde rejimle toplum arasındaki ciddi bir ayrışma. Mesela Ruşen Bey, hatta İran'ın şu andaki tereddütlerinin bir nedeni de toplumdur. Çünkü muhtemel bir savaşta İran toplumunun duygudaşlık yapmayacağından eminler. Yani sen 1980-88 İran-Irak Savaşı vardı. Toplum o zaman duygudaşlık yaptı. İran toplumunu savaş çerçevesinde seferber ettiler. Ama bugün onu yapamıyorlar. Çünkü toplum bu kavganın nedenini meşru olarak görmüyor. Ve bu sadece toplumu kastetmiyorum. Bakanlık yapmış kişiler, milletvekili yapmış kişiler de aynı neden. Ve bu nedenle dolayı
rejimin belli noktada da davranışlarını ciddi bir biçimde sınırlandırıyor. Evet, ben sizin kadar bilmiyorum ama bir dönem İran'a çok gitmiştim, Hatemi döneminde özellikle. Orada çok İranlılarla konuşma imkanımız oldu ve o zamandan itibaren, o zamanda bile ki zamanla daha da derinleşti, insanlar Orta Doğu ülkesi olmaktan ziyade batılı bir ülke olmayı arzuluyorlardı. Tahran'da benim gördüklerim tabii, ama bunun tüm İran'a bir şekilde yaygın olduğunu açıkçası tahmin ediyorum. Şimdi bu anlamda bir Pezeşkiyan seçildi. Beklenmedik bir şekilde seçildi. Ve acaba bir şey olur mu? Çok büyük bir beklenti de olmadı. Yani reformcu deniyor ama çok fazla bir şey yapamayacak diye bir algı var. Daha önceki reformcu cumhurbaşkanları o kadar iddialı olmalarına rağmen hiçbir şey yapamadılar. Siz diyorsunuz ki daha dakika bir gol bir rehin alınan bir hükümetten bahsediyorsunuz. Yani Pezeşkiyan hükümeti ne yapabilir acaba derken bir krizi zaten yemin töreninin gecesinde yapıldı. Yani ve yazıda da diyorsunuz İsrail Pezeşkiyan'ı iyice nasıl diyeyim etkisizleştirmek istiyor. Yani İran'da bir şey değişebilir umudunu dahi İsrail tolere etmiyor anladığım kadarıyla. Doğru. Şimdi buradaki temel sorun şudur aslında. Yani Mesut Pezeşkiyan bilinen, yani bizim geleneksel olarak bildiğimiz bir reformcu karakteri değil. Aslında reformcu sayılıyor ama rejimin ameliyle daha yakın olan ve rejimin değerlerini gözeten ve ameliyle de birçok konuda aynı düşünen bir kişidir. Ve doğal olarak aslında İran'da Mesut Pezeşkiyan'ı bir kurtarıcı olarak görmüyorlar. Yani İran'da Mesut Pezeşkiyan'a oy verenler şunu söylüyorlardı: ülke bundan daha kötüye gitmesin. Aslında Mesut Pezeşkiyan'ı kötüye gidişatı durduran ve bir türde Seyit Celili gibi bir fundamentalistin, bir radikalin gelmemesi için İbrahim Reis'in o radikal ve fundamental geleneğinin devam etmemesi için Mesut Pezeşkiyan'a oy verildi. Yani Mesut Pezeşkiyan'ı bir Muhammed Hatemi olarak görmüyorlar. Veya öyle bir noktada değil. Ama kötü geçişatı durdursun. En azından bu nedenle. Ama sorun şudur ki Mesut Pezeşkiyan yola başladığı zaman, yani siyasetini kurduğu zaman İsrail'i hesaba katmadı. İsrail'in bütünüyle baktığımız zaman Mesut Pezeşkiyan'ın kurgusu neydi? Mesut Pezeşkiyan Hamenei'nin gönlünü kazanmaya çalışıyor. Devrim muhafızlarının gönlünü kazanmaya çalışıyor. Rejimin o müessis nizam dediklerimiz, onun gönlünü kazanmaya çalışan bir siyaset izliyor. Ve aklında İsrail'in böyle bir şeyi yoktu. İsrail beklenmeyen bir unsur olarak dahil oldu ve aslında hesabı tamamıyla yok etti. Bak Ruşen Bey, orada ben dedim ya rehin alındı. Şu anda bu dünkü isimleri verdi ya, şu anda Mesut Pezeşkiyan en fazla eleştiriliyor. Şu anda İran'da sosyal medyada Mesut Pezeşkiyan'ı yere vuruyorlar. Ve düşünün Cevat Zerif, ki onun Cevat Zerif'i yardımcı olarak atamıştı. Hasan Ruhani'nin Dışişleri Bakanı Cevat Zerif istifa etti. Hükümette yer almayacağını söyle. Şu anda ciddi şekilde bir gerginlik var ve ciddi şekilde bir Mesut Pezeşkiyan'a oy verenler şu anda birçok hashtag atıp pişmanız. Nedeni de şuydu. Çünkü beklemiyorlardı. Şu andaki sunulan listeyi beklemiyorlar. Daha farklı isimler bekliyorlar. Ama Mesut Pezeşkiyan'ın hükümetin yapısı güvenlik ve askeri zihniyet çerçevesinde şekillendi. Bunu şekillendirmek suikastla ilintilidir. Yani düşünün ne diyorlar? Mesela Mesut Pezeşkiyan'a
Bezeşkiyan ve diğerlerinin itirazı mıydı? İçişleri Bakanı bir asker olamaz. İçişleri Bakanı bir asker olamaz. Ama İçişleri Bakanı devrim muhafızlarından getirildi. Güvenlik güçlerinden getirildi ve şu anda sundukları, yani meclise sundukları İçişleri Bakanı radikal bir isim. Eski istihbarat bakanı. Düşünün, sürekli istihbaratı yerine vuruyorlardı. Bu böyle istihbarat bakanı olur. İsmail Hakip reisin istihbarat bakanlığı yerine meclise güven oyu alması için sundu Bezeşkiya. Devrim muhafızları istihbarat sorumlusunun kardeşini Milli Eğitim Bakanı, bir sürü bu tipleri bakan yaptılar. Yani aslında o bir yönüyle de Mesut Bezeşkiya'nı içine çok farklı kriz yaşayabileceği bir alana ittiler. Şu anda gelinen nokta bu, farklı bir tartışmanın konusu Ruşen Bey. Evet. Mesut Bezeşkiya'nın sunduğu isim İran'da reform hareketinin bile, reformcuların itibarı zaten sınırlı bir itibarları ciddi bir biçimde düşmüştür. Onu da yerle bir edecek bir süreci başlattı. Ve burada kanımca burada Mesut Bezeşkiya'nın şu andaki hükümeti İsrail'e doğrudan müdahale ve arkasında muhtemel sonuçları hesaba katarak bir şey yapıldı. Ve o nedenden dolayı Mesut Bezeşkiya'nın önerdiği bakanların birçoğu reddedildi, birçoğunu kabul etmediler. Ve bu bir yönüyle de aslında hem Mesut Bezeşkiya'nın söylemlerini dünyayla farklı bir ilişki kurma arayışını, nükleer anlaşması, komşularla iyi ilişki, içerideki yumuşama mesajlarını ve bunun yanı sıra ekonomi iyileştirme sözlerinin hepsini rehin alınmış durumda şu an itibariyle. Şu anda zaten biz İranlı sosyal medyası bunları tartışıyor. Peki, sadece ben İsrail'e endirgeyerek yorumlamıyorum. Suikaste indirgeyerek yorumlamıyorum ama bunu da önemli bir unsur olarak oraya dahil edilmesi gerekiyor. Yani bir anlamda öyle bir şeye denk geldi ki ölü doğdu diyorsunuz aslında hükümet. Şimdi tekrar başa dönelim, konumuza dönelim. Eli kulağında bir cevap var ve siz ısrarla Nisan'daki, onu bilmeyenlere hatırlatalım, Şam'daki konsolosluğa İsrail saldırısına cevaben yapılmıştı. Çok sayıda, değil mi, füze İsrail'e fırlatıldı ama Batı ülkelerinin desteğiyle İsrail bunları büyük ölçüde etkisizleştirdi ama bayağı bir çok ciddi bir misilleme girişimi ya da misilleme yapılmıştı. Şimdi o olayın yetmediğini anlamış bir İran yönetimi var. Hükümet değişmiş olsa bile devlet, yani İran'ın o meşhur derin devleti elinde tutuyor her şeyi, Hamenei ve yakın çevresi. Ve biz bir cevap bekliyoruz. Bu cevap öyle bir cevap olacak ki hem İran'ın itibarını kurtaracak hem de İran'ı çok zora sokmayacak. Öyle değil mi? Yani İran savaş istemiyor İsrail'le anladığım kadarıyla. Bu çok zor bir şey. Yani öyle bir husus ki ya bir şey yapacak diyeceğiz ki İran yine bir şey yapamadı diyeceğiz. Ya da yani elinin ayarını tutturabilmek diye bir laf var ya. Ya da İran ummadığı kadar etkili bir saldırı yapıp bölgeye iyice bir savaş alanına dönecek. İyi özetledim mi? Yok, çok çok güzel ve çok doğru bir özetleme. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani mesela İran'ın önünde 4 senaryo var. Mesela bu senaryoları söyleyelim. Yani yanıt olarak doğrudan, yani nasıl bir yanıt verebilir? 4 senaryoda bunu söyleyebiliriz. Birincisi, topyekun bir savaş senaryosu. Yani İran gözünü karartıyor, nereye giderse gitsin ve İsrail'e savaş açıyor. Bu birinci senaryo, ki bunun ihtimali çok düşük. İkinci senaryo, 14 Nisan'da yaptığı gibi hem yanıt veriyorum hem de kontrol ediyorum ki, çünkü savaş da istemiyor. Hem yanıt vereceğim hem de savaşa
savaşa kapı aralamayacak. Bu da kontrollü bir doğrudan müdahale. Bu 14 Nisan'da bunu yaptı ve şu an itibariyle bu ikinci senaryoda kullandığı için elverişli değil. Üçüncü senaryo ne olabilir? Mesela Ruşen Bey şaşırtabilir bizi diyelim. Şaşırtma nedir? Mesela İsrail Haniye'yi Tahran'da vurdu. Ve Tahran'da çok korunaklı bir yerde vurdu. İran'ın istihbarat ve güvenlik bürokrasisinin zaafını açığa çıkartıp tartışmaya açtı. Şimdi İran'ın da buna benzer zeka, bilgi, istihbarat ağına sahip olduğu, İsrail'in içinde istediğini yapabilen bir ülke olabileceği kendisini ispatlayıp ve bizi şaşırtması gerekiyor. Değil mi? Ola karşılık olarak. Şimdi ve bütün bir istihbarat operasyonu, bütün suikast şeyde. Şimdi İran'ın böyle bir olanağı var mı İsrail? Bunu yapabilecek bir gücü var mıdır? Bu da önemli bir. Dördüncüsü şu anda sürdürdüğü, yani vuruyorum ama bir türlü yanıt vermeyeceği bir şeye. Ki bu da ciddi bir itibar kaybı. Hatta Ruşen Bey, biraz vulgarize edeceğim de, mesela sizin yayına başlamadan önce bana bir arkadaş sosyal medyada gezen bir şeyler gönderdi. Mesela İran sendromu diye bir şey başlanmış. İran sendromu. İran sendromu ne? Vuruyorum diyor ama vurmuyor. Yani bir yönüyle de geliyorum deyip ama gelmemek. Vuruyorum deyip ama vurmamak. Yani bir yönüyle de bu ciddi bir itibar kaybı anlamına geliyor. Şimdi bu dördüncü senaryoda onu yani hiçbir şey yapmadığı takdirde hem içeride hem dışarıda bir şey yapmasıyla ciddi bir itibar kaybıyla karşı. O nedenden dolayı benim kanımca hibrit bir şeyin üzerinde çalışıyorlar. İlk sözümün en başında söylediğim bütün o şeyi çerçevede hibritten kastım bu. Bu dört senaryo dışında başka bir model. Nedir model? Doğrudan 14 Nisan'dan daha etkin bir vuruş. Bu bir. İkincisi, sadece İran'ın değil, 14 Nisan'da İran vurduğu zaman Hizbullah devrede değildi. Husiler devrede değildi. Ama bu kez Hizbullah'ın da Husilerin ve diğer vekil güçlerin de devrede olması düşünülüyor. Yani bunun nasıl olacağı, mesela önce Hizbullah başlar sonra İran vurur. Ya önce eş zamanlı başlarlar ya İran vurur arkasından Hizbullah gelir gibi. Şimdi bu süreç başlattığı zaman İsrail'in, Amerika'nın muhtemel yanıtlarını da hesaba katabileceği, yani muhtemel bir karşı cevabı da önleyebileceği ve bir yönüyle de hem etkin, caydırıcı, o itibarını, o güçlü devlet itibarını koruyabilecek, hem de ki elindeki imkanları doğru kullanacak. Ayrıca kendisini sürekli bir çatışmanın ve savaşın içine itmeyecek bir formül arıyor. Ve işin zor tarafı da bu. İsrail'in gösterdiği kararlılık nedeniyle İran bu formülün yürüyemeyeceğini, o nedenle dolayı İran eğer yanıt verecekse başka hesapları da içine katabilecek onun hazırlığını yapıyor. Bunun için bu ekonomiden iç savunmaya kadar, İran'daki iç rejim muhaliflerin faaliyeti kadar, sabotaj casusluk faaliyetlerini durdurabilme kadar, içerideki istihbarat sabotajlarını da durdurabilecek kadar topyekun bir hazırlıkının içindedir. Evet. Böyle. Şimdi son kertede ayrıca evet, devletin içinde de ihtilaf var. Şimdi mesela bu şu andaki yönetimin önemli bir bölümü şöyle bir düşünce sürüyorlar. Aslında İsrail bizi kışkırtarak bu alana çekiyor. Ben yazıda da onu yazdım. Sonuç itibariyle İsrail oyun, inisiyatif İsrail'in elinde şu anda. Oyunu o kuruyor ve sen İsrail'in istediği alana çekiliyorsun.
İsrail, yani oyunun kurallarını, alanı, kurallarını, şartlarını İsrail'in belirlediği bir alana giriyorsun ve buradan senin çıkman mümkün değil. Şimdi İran ve bu nedenden dolayı bazıları daha temkinli, daha sabırlı, belki de yanıt vermemenin veya bunu mesela 7 Ekim Hamas'ın saldırısı gibi, ki orada da mesela İsrail ciddi bir istihbarat itibar kaybına uğradı. Belki ona benzer daha farklı zamana yayılmış gibi bütün bunlar da tartışılıyor. Ama benim kişisel bütün bu söylediklerim içerisinde ben İran'ın doğrudan bir yanıt verme kararında olduğu kanısındayım. Evet, bu oyun kuruculuk meselesi gerçekten çok önemli bir perspektif. İran uzun bir süre bölgede oyun kurucu rolündeydi. Lübnan'da olsun, Filistin'de olsun, Suriye'de, Irak'ta olsun, hatta Afganistan'da bir dönem özellikle çok ciddi bir şekilde oyun kurucuydu. Ama şimdi kurulan oyunlara dahil olmaya ve cevap vermeye çalışan bir rejime dönüşmüş durumda. Evet. Gerçekten bu çok önemli bir gelişme. Arif Bey, o zaman şöyle sizden bir söz alayım. Bu beklediğimiz cevap herhalde gelecek. Ondan sonra da bakalım nasıl bir cevap oldu, sonuçları ne oldu, o zaman da onu konuşalım. Size çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu fikir turundaki yazınızı izleyicilerimize de önereyim. Burada konuştuklarımızın hepsini çok derli toplu bir şeyi. İran, İsrail nereye? Haniye suikastı, İran işin yeni bir dönemin başlangıcı mı başlıklı yazıyı. Hem yazı için teşekkürler, hem bu yayın için çok teşekkürler. İyi günler. Ben teşekkür ediyorum Ruşen Bey. Memnuniyetle gelirim. Özellikle de medya iskopa kişisel olarak bir vefa da borcum var. Yani aslında İran pek fazla tartışma olmadığı zaman ben çok verimli ve uzun Medyascope'da yayın yaptım ve Medyascope o zaman bana kapısını açtığı için, misafir ettiği için de özel bir teşekkür ve borcum var size. Estağfurullah. Bunu bu şekilde de bildirmiş olayım. Estağfurullah, çok sağ olun bütün katkılarınız için. Bundan sonra yapacağınız katkılar için de şimdiden teşekkürler. Evet, Arif Keskin'le konuştuk. İran'ın geciken cevabını konuştuk. Neden gecikti, ne yapabilir? Çok verimli bir söyleşi oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.